Hoş geldiniz. Selamun aleyküm dostlar. Sahil Güvenlik Komutanlığımız Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde Yunanistan unsurlarının iki Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucunda mürettebattan bir kişinin bacağından yaralandığını duyuruyor. Komutanlığın internet sitesinde bununla ilgili açıklama yapılırken Anadolu Ajansı bu haberi paylaşıyor. 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında iki Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildiği, mürettebattan bir kişinin bacağından yaralandığı belirtiliyor. 112 acil sağlık ekipleriyle iki sahil güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada bacağından saçmayla hafif yaralanan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleden sonra Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildiriliyor. Açıklamada olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı da not düşülmüş. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılmasının kabul edilemez insanlık suçu olduğu da not düşülüyor. Yunanistan medyasından haber görmektesiniz. Yunanistan ordusunun tüm bölgeyi NOTAM'la mühürlediği belirtiliyor. Haber şu şekilde: herkesin dikkatinin Ukrayna'ya odaklanmış olması gerçeğinden yararlanarak Türkiye'nin sıcak bir döneme girme olasılığı açık kapı durumunda Washington ve Moskova kanalları açık tutuyor olabilir ve 24 Şubat'taki Blinken-Lavrov toplantısı iptal olmuş olabilir. Fakat iki taraf da birbirine yakın. Burada ülkemizle ilgili olan kısma bakalım. Bütün bu ortamda Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'a karşı kabul edilemez atışlarda bulunuyor şeklinde Yunan medyası saçmalarken yine şunu söylemişler: her şey Atina'daki kurmayların tüm senaryolar üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu nedenle Mart ayı boyunca tatbikat yapılacağı da not düşülmüş. Yunanistan'ın NOTAM yayınladığı belirtiliyor. NOTAM'ı görmektesiniz. Türkiye sınırında NOTAM yayınlandı. Burada havacılık tatbikatı yapılacak. Tam olarak görüldüğü gibi İpsala'ya yakın noktada tatbikat yapılacak. Amerikan güçleriyle ortak eğitim yapılmasının beklendiği de belirtilirken bu kapsamda NOTAM'ı görmektesiniz. İki bölgede hava sahası 10.000 fit yüksekliğe kadar kapatılmış durumda. Yine dostlar şunu da söyleyelim. Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz operasyonun başlatıldığı duyuruluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Elazığ'da 870 personelin katılımıyla Eren Kış 26 operasyonu başlatıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bölgede barınan teröristleri ara bul yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek ve eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgede huzur ve güven ortamını pekiştirmek için bu operasyonun başlatıldığı duyuruluyor. Yine Yunanistan basını Milli Savunma Bakanlığımızın tatbikat yaptığını belirtmiş. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Türk mevkidaşı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığı cümlesi kullanılırken Ankara'nın ülkemize yönelik olası sözde yasa dışı niyetlerinin göstergesi olarak Ege'de Türk donanması tarafından askeri tatbikatın başladığı belirtiliyor. Türk basını Doğu Akdeniz'de ikinci tatbikatın yapıldığını belirtirken TCG Gediz Fırkateyni denizaltı savar helikopteri tarafından yakıt ikmali yapılan görüntüleri paylaşıyor. Burada Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçisi Deniz Kuvvetlerimize ait su üstü unsurlarının sıcak yakıt ikmalinden görüntüler görmektesiniz. Bu şekilde haber servis ediliyor. Yine Orta Asya'dan önemli bir haber aktaralım. Türkistan'da Özbekistan'la Kazakistan, gerekse de Kırgızistan'la Kazakistan arasında NATO diplomasisi devam ediyor. Özbekistan, Ocak ayaklanmalarının ardından vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Kazakistan'a nota gönderiyor. 23 Şubat 9.43 tarihinde paylaşılan haberde Özbekistan'ın Nur Sultan'daki Büyükelçiliği, Ocak ayaklanmalarının ardından Özbekistan'a iade edilmeyen vatandaşlar için Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderiyor. Bu Özbekistan Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Yusuf Kabul Zanov tarafından duyuruluyor. Notada tutuklanan Özbek vatandaşlarının derhal teslim edilmesi gerektiği belirtilirken gözaltı yerlerinin de paylaşılmasını istiyor. Özbek tarafı ayrıca Kazakistan'daki Özbekistan diplomatik misyonlarının çalışanları için konsolosluk toplantısı düzenlemeyi talep ediyor. Raporda Özbekistan Cumhuriyeti'nin Nur Sultan'daki Büyükelçiliği ile Almaty ve Aktau'daki başkonsoloslukları Kazakistan'daki kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle sürekli temas halinde açıklamasına yer veriliyor. Kazakistan'daki İnsan Hakları Komiseri Elvira Azimova'ya göre ayaklanmaların ardından 14 Özbekistan vatandaşının tutuklandığı belirtiliyor. Yine Özbekistan borçlanmaya devam ediyor. Asya Kalkınma Bankası yolları modernizasyonu için Özbekistan'a 270 milyon dolardan fazla para tahsis edecek. Tabii ki de krediden bahsediyoruz.
Kara ile çevrili Özbekistan'ın ekonomik büyümesi için güvenilir yol altyapısı hayati önem taşıyor. ABD kredisi sayesinde daha öncesinde Siri Derya bölgesinde Derbent Deneu arasındaki yolun yaklaşık 106 kilometrelik kısmının modernize edilmesi ve A380 karayolunun Güzar, Buhara, Nukus, Beyin otoyolunun yaklaşık 87 kilometrelik kısmının yeniden inşaatının tamamlanmasının mümkün olacağı belirtiliyor. Bu haber bu şekilde servis edilmiş. Afganistan, Özbekistan'ın Orta Asya'daki altyapı projelerini destekleyeceğini duyuruyor. Başbakan Yardımcısı Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov, Afganistan Geçici Hükümeti Başkan Yardımcısı Abdülselam Hanefi ile Kabil'de bir araya geldi. Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı resmi sayfası üzerinden 23 Şubat 10.36'da duyuruluyor. Özbekistan saatine göre Afganistan ve Özbekistan arasında karşılıklı olarak ulaşım ve transit potansiyelinin arttırılmasının beklentiyi de not düşürmüş. Toplantının ardından Afganistan ve Orta Asya ülkeleri arasında bağların kurulması ve bu bağların güçlendirilmesine yönelik aktif etkileşimin sürdürülmeye devam edileceği notu da düşülüyor. Evet dostlar, sizlere seçtiğimiz bir videoyla veda ediyoruz. Hoşça kalın. Özbekistan tarihinin 3000 yıllık geçmişini anlatan motifler ve detaylarla gizli. Mesela 3 basamakla girmemiz 3 Rönesans'ı, 5 basamakla girmemiz Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın 5 stratejisiyle oluşan aslında bir takım modeller. Yani adalette, gelecekte, teknolojide yapmış olduğu atılımları anlatan bölümlerden oluşuyor. 3 Rönesans dememizin sebebi ön tarafta bu gördüğünüz kubbe içerisinde ve rölepler içerisinde Özbekistan tarihinin 3000 yıllık geçmişini anlatıyor. Yan yüzeyde 1. Rönesans, sol tarafta 2. Rönesans ve arka tarafta yeni Özbekistan Rönesans'ını anlatan geleceğe Özbek halkının modern bakışını anlatan bir anıt oldu diyebilirim. Açık mı diyoruz abi? Dur sana da.